Merhaba. Antik Mısır'ın en ünlü firavunlarının ebedi istirahatgahı Krallar Vadisi keşfedildiği zamandan günümüze Mısır tarihini anlamamıza yardımcı olan en ünlü yer. Beraber incelemeye çalışalım. Krallar Vadisi nerede? Krallar Vadisi Luxor yakınlarındaki Nil Nehri'nin batı kıyısında yer almaktadır. Eşsiz mezar koleksiyonları ve nefes kesici antik kalıntılar için en ünlü sitedir. Bu konum, onu eski Mısır tarihini keşfetmek için en sıcak noktalardan biri yapar. Krallar Vadisi'ndeki buluntuların zenginliği, arkeologları yaklaşık 200 yıldır meşgul ediyor. Eski Mısırlılar, kendi firavunlarının için toplu halk anıtları inşa etti. Ama aynı zamanda gizli, yeraltı türbeleri yaratmak için zaman ve para harcadılar. Mısır'ın yeni krallığı M.Ö. 1539 ve 1075 sırasında Vadi, Tutankamun, Seti I ve Ramses II gibi firavunların yanı sıra kraliçeler, yüksek rahipler, 18. 19. ve 20. yüzyılın diğer seçkinleri için kraliyet mezarlığı oldu. Mezarlar insanlara devam eden yaşamın vaat edildiği ve firavunların tanrılarla bir olmalarının beklendiği bir sonraki dünya için ayrıntılı hazırlıkların kanıtıdır. Mumyalama bedeni korumak için kullanıldı. Böylece ölen kişinin ebedi ruhu onu öbür dünyada yeniden canlandırabilecekti. Yeraltı mezarları da bir hükümdarın öbür dünyada ihtiyaç duyabileceği tüm maddi mallarla doluydu. Hazineler Kral Tut ile bulunan altın maskeler gibi göz kamaştırıcı eşyalar haricinde mezarlarda daha sıradan şeyler de bulunmaktaydı. Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde Mısır Bilim Profesörü ve National Geographic Bursiyeri olan Salima İkram, mobilya, giysi, hatta iş çamaşırı ve mücevherat dahil birçok eser bulmuştur. Mezarlar ayrıca şarap ve bira dahil olmak üzere bir sonraki dünyada kraliyet şölenleri için yeterli yiyecek ve içecekle ve ayrıca ölenlerin sonsuz yaşama kavuşmasına yardımcı olacak kutsal nesnelerle hatta en sevilen yoldaşlarla iyi bir şekilde hazırlanmıştır. Buradaki yoldaşlar hayvanlar, yani evcil hayvanları düşünebilirsiniz. İkram, yakınlarda gömülü evcil hayvanlar, av köpekleri, kediler, evcil babunlar ve ceylanlar gibi hayvan mezarları da bulduk demiştir. Daha fazla gizem bekliyor mu diye soruyoruz burada. Evet, bekliyor. Mezar soyguncuları, hazine avcıları ve arkeologlar yüzyıllardır Krallar Vadisi'ni tarıyor. Ama yine de sürprizler yaratmaya devam ediyor. Birçok kişi 1922'den önce keşfedilen 62 mezarın vadide bulunabilecek her şeyi temsil ettiğini düşünüyordu. Ta ki Howard Carter, Tutankamun adında bir çocuk kralın dinlenme yerini keşfedene kadar. 2005 yılında arkeolog Otto Shedden liderliğindeki bir ekip, Tutankamun'dan bu yana vadinin ilk bilinmeyen mezarını keşfetti. Krallar Vadisi 63 olarak adlandırılan site, Tut'un dinlenme yerinin duvarlarından sadece 15 metre kadar uzakta bulundu. Krallar Vadisi 63'ün mumyası yoktu ama lahitler, çömlekler, çarşaflar, çiçekler ve diğer malzemeleri barındırıyordu. Bazıları henüz keşfedilmemiş başka bir mezarın varlığının habercisi olduğuna inanıyor. Salima İkram, Krallar Vadisi 63'ün mumyalama yeridir. Onunla birlikte bir mezar olmalı diyor. En azından bir firavun mezarı, 8. Ramses hala keşfedilmedi ve birçoğu vadide bulunabileceğine inanıyor. Krallar Vadisi'ne giden yol kademeli, kuru ve sıcak bir tırmanıştır. Bu nedenle bisiklete biniyorsanız hazırlıklı olun. Ziyaretçi merkezinin yakınında bir dinlenme evi inşa ediliyor. Ancak girişe yakın turizm pazarındaki tezgahlarda maden suyu, alkolsüz içecekler, dondurmalar ve atıştırmalıklar mevcut. Bir küçük elektrikli tren ziyaretçileri ziyaretçi merkezi ile mezarlar arasında taşır. Dikkat, yaz aylarında çok sıcak olabilir.
Ve özellikle burada dikkat edilmesi gereken de burayı bir nevi ticaret mekanına dönüştürmüş Mısırlılar. Burada anlatılan mezarların çoğu genellikle ziyaretçilere açıktır ve siteye girilirken bulundukları sıraya göre listelenmektedir. Tur otobüslerinin mezarlara getirdiği kaçınılmaz kalabalıktan kaçınmak istiyorsanız giriş alanındaki dışındakilere yönlenin. Tek bir odadan oluşan bu basit kaya mezarları kademeli olarak açık bir avlu ile tamamlanmış daha ayrıntılı yapılara dönüşmüştür. Şapal ve kayaya oyulmuş bir giriş cephesi ve şaft ile bezemesiz bir mezar odasına inmektedir. En etkileyici kaya mezarları Kraliyet Mezarlığını güneye, şimdi Krallar Vadisi olarak bilinen Uzak Vadi'ye taşıyan Yeni Krallığın M.Ö. 1550-1069 firavunları için inşa edilenlerdi. Yeni kanıtlar vadideki ilk mezarın Amonhotep 1 M.Ö. 1525 ve 1504 Krallar Vadisi 39 olarak adlandırılıyor için yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Halefi Tutmosis 1 için tasarlanan mezar, yine mezarlıktaki adı Krallar Vadisi 20, gelenekten radikal bir kopuş gösterdi. Bir zamanlar mezarın yerleşim planının bir parçası olan Adak Şapeli, mezarın gizli konumunu korumak amacıyla biraz uzakta ayrı bir yapı olarak inşa edildi. Mezarların kendileri bir giriş odasına veya bazen sütunlu bir dizi salona inen ve mezar odasında sona eren uzun, eğimli, kayaya oluşmuş bir koridorla yeraltı dünyasına benzeyecek şekilde tasarlandı. Mısırlılar yeraltı dünyasının her gece Ra tarafından geçildiğine ve ölülerin amacının onunla sonsuza kadar seyahat etmek için kutsal gemisinden geçişi güven altına almak olduğuna inanıyorlardı. Mısır'ın öbür dünyasında bilgi güç olduğu için metinler yeraltı dünyasındakilerin gücü ve eylemlerinin bilgisi, Ra'nın kutsal ritüellerini bilmek, saatleri ve tanrıları ve büyük tanrının yaşadığı kapıları ve onları yolların bilmekten geçer. Krallar Vadisi neden inşa edildi diye sorabilirsiniz. Mezar inşa etmek, eski Mısırlıların ölümden sonraki yaşam inancının ve sonraki dünya için hazırlıklarının bir parçasıydı. Eski Mısırlılar yaşamlarını sürdürmeye söz verilen ve firavunlarla, tanrılarla ittifak yapacaklarına söz verilen öbür dünyaya şiddetle inanıyorlardı. Bu nedenle mumyalama işlemi, ölen kişinin bedenini korumak, ebedi ruhunun uyanıp öbür dünyada tekrar yaşamasını sağlamak için önemliydi. Antik mezarlar aynı zamanda ölünün uyandıktan sonra sonsuz yaşamı yaşamak için ihtiyaç duyabileceklerine inanıldığından tüm eşyalarını içeriyordu. Krallar Vadisi hakkında sık sorulan sorular gibi bir durum yaptım size. Onu da şimdi başlatayım hemen. Soru: Krallar Vadisi'ndeki en ünlü mezar hangisidir? Tutankamun, geleneğin öncüsü olmasa da Krallar Vadisi'ne gömülen en ünlü firavundur. Yine bir soru: Krallar Vadisi'nde kaç kral gömülü? Krallar Vadisi firavunlarının yaklaşık 60 mezar bulunmaktadır. Bu, hanedanlığın 23. hanedanlığın yeniliklerinden biriydi. Yine bir soru: Krallar Vadisi'ne ilk kim gömüldü? Tutmosis, Krallar Vadisi'ne gömülen ilk firavundu. Mezarını uzun süredir ortalıkta dolaşan mezar soyguncularından saklamaya karar vermişti. Gizem dolu birçok keşfe imza atılmış Antik Mısır'ın Krallar Vadisi halen birçok keşif ile birlikte arkeologlara bilgi sağlamaktadır. Krallar Vadisi keşifleri artık kendi tarihinde yatmaktadır. Burada özellikle Krallar Vadisi ile ilgili size yine ek bir bilgi vermek isterim. Ben birçok belgesel kanalından yine birçok belgeselini izledim Krallar Vadisi ile ilgili. Özellikle önemli kralları hariç tutuyorum. Rahipler ve o dönem yaşayan bazı zengin kesimlerinin mezarları da Krallar Vadisi'nin yakınlarında ya da Krallar Vadisi'nin içinde bulunmuş. Muhtemelen yaşadıkları dönemden sonra
soylu kısımdan gelenler oraya gömülüyordu ki orada işte atıyorum bir kralın annesi işte kendi babası ki o da kraldı muhtemelen veya işte teyzesi gibi kral soyundan gelen kişiler de oraya gömülüyordu. Ve burada en önemli durum burada toplu bir gömü gibi düşünün Krallar Vadisi'ni ve Tutankamun'un bulunmasından sonra vadinin yeri, konumu ve ziyaretçilere açılması aşırı derecede adının yayılmasına da sebep olmuştur. Ve burada çok özel buluntular da var. Tutankamun veya işte diğer krallar gibi adları bayağı ünlü krallar da var burada vadi içerisinde. Ve bildiğim kadarıyla son zamanlarda böyle bir durum mevcut. Krallar Vadisi'ndeki bu mezarları ziyaret eden ziyaretçiler ki arada bahsetmiştim. Onların nefeslerinden ya da işte mezarın direkt ziyarete açık olmasından dolayı bazı mezarlarda deforme durumu başlamıştı. Muhtemelen bu ziyaretleri üç boyutlu şekle getirip direkt mezarı ziyaret ettirme kısmını kapatabilirler. Yani belli bir yere kadar sokup krallığın mezarı yerini tamamen göstermeyecekler. Sadece üç boyutlu bakabilecekler. Böyle bir duruma sokma gibi bir durumları var. Ben de belgeselden izlemiştim bunu. 2021 yapımıydı. Ve burada özellikle makale içinde de bahsetmiştim. Salima İkram ve birkaç tane onunla beraber arkeolog Mısır'daki buluntuların birçoğunu inceleyen kişilerdendir. Ve çok yani Mısır'da o kadar fazla mumya, o kadar fazla şey bulundu ki her geçen gün daha fazla buluntu oluyor. Ki biz belgesellerde, özellikle ben belgesellerde ve dergilerde okuyabiliyorum. Buradaki bulunan buluntular baya çok. Yani şu an Mısır'da mesela Mısır'ın kendi müzesi yapıldı. Tekrar restore edildi daha doğrusu öyle diyeyim. O restorasyondan sonra daha da genişletildi. Çünkü artık bulunanlar bir müzenin içerisine sığacak kadar değil, çok fazla. Ve saklanmaları ve muhafaza edilmeleri de gerekiyor. Özellikle Krallar Vadisi'nden hala da yeni yeni buluntular çıkıyor, oraya götürülüyor. Tekrar muhafaza işlemleri yapılıyor. Bazı buluntuların mesela Nefertiti'nin mezarı ya da kendisinin bulunmasıyla alakalı da yine belgesel izlemiştim. Onun işte soyundan gelenlerden böyle bir buluntu yapıp Tutankamun'un kemiklerinden inceleme yapıp Nefertiti'yi bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Yani aslında buluyorlar. Orada bitmiyor. Onun nereden geldiği, soy ağacı vesairesi gibi durumlara da giriyorlar ki bu süreç çok uzuyor yani bu tarafta. Biz sadece işte Tutankamun bulundu diye duyuyoruz. Mesela örnek veriyorum. Ama arka tarafta onun Nefertiti ile olan bağı, işte diğer aile soyundan kim varsa onlarla ilgili bağları gibi bakıyorlar yani. Evet, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.